Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Tünelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. E, şanlı Türk Milli Takımımızı bir kez daha buradan kutluyorum. Çok güzel bir galibiyetti. Hepsinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. E, takımcılığı bir kenara bırakırsak, yani 11'de oynayan ve sonradan oyuna giren bütün oyuncularımız, maçın adamıydı tabii ki de ayrı mesele ama bir parantez açmak gerekirse gerçekten Abdülkerim e, ve Ferdi yani... Bayağı göz doğdula. Ben Kenan Yıldızı aşırı beğenmiştim. Gol atmadan önce de paylaşmıştım. Böyle devam ya. Valla böyle devam. İçimizdeki milli ruhun e, bu şekilde sürmesi gerçekten çok çok iyi. A Milli Takım için birinci torba ihtimali var arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Hani grubunda cumartesi günü iki maç daha oynandı A Milli Takımımızın ve sonuçların ardından ayrıldılar. turnuvaya lider olarak gitme ihtimali çok çok yükseldi nasıl oldu? Şimdi Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve Euro 2024 elemeleri öncesinde e, iki maç grupta oynandı. Galler Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı ki Ermenistan bir işe yaradı. Ve turnuva biletini alma konusunda işini iyice zora soktu. Bu sonuçla birlikte 3. sıraya gerileri Galler ve liderlik şansı kalmadı. Son hafta milli takımla kozlarını paylaşacak e, ve 3 puan alıp Hırvatistan'ın Ermenistan karşısında takılmasını bekleyecek ama Hırvatistan Ermenistan'a takılmaz. Ve Hırvatlar liderlik şansını korudu diyor. Ya grupta puan şu. Türkiye 16, Hırvatistan 13, Galler 11. Berabere de kalsak. Alekto movik movik. Ama tabii Galler keşke yenilseydi. Hiç şansı kalmasaydı. Ee, onu söyleyeyim. Bir puan alsak grubu lider tamamlayacağız. Tabi bu da torbalar için çok çok önemli. Şimdi Belçika Azerbaycan'ı yenerse İspanya Gürcistan'a kaybedecek. İskoçya Norveç'e puan kaybedecek. Danimarka Kuzey İrlanda'ya puan verecek. O zaman birinci torbadayız. İkinci senaryo İspanya Gürcistan'ı yenerse Belçika Azerbaycan'a puan verecek. Danimarka Kuzey İrlanda'ya puan verecek. Türkiye Galleri 4-1 ya da daha farklı inecek falan filan. Her hani itibariyle muhtemel torbalar şu. Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya birinci torba. Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya ikinci torba. İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan üçüncü torba. Dördüncü çorbada Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan. Açıkçası e, İspanya, Türkiye, İskoçya ve Polonya bence milli takımın grubu olacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, üçüncü torbada ham diye bir tartışma var. Çünkü Hollanda, İtalya, Slovenya, Hırbistan, Hırvatistan, Hırbistan nereden çıktı lan? <laughs> Sırbistan'a, İskoç'a ee, yani galibiyet için çıkmalıyız ama ya. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'de edince kor rüzgarı. Hadi Fenerbahçe'ye geri dönelim. Fenerbahçe haberlerine geri dönelim. Fenerbahçe'de 3 günlük iznin ardından başlayan Fatih Karagümrük mesaisi. Samandıra'da tam gaz devam ediyor. Ve e, sevindirici tarafı şu. Günde 2 idman yapılıyor. 2 idman ne demek? 2 idman şu demek arkadaşlar. E, güçlendirme çalışması yani salon çalışması fizik kondisyon antrenmanları ardından da saha çalışmaları yani taktik strateji e, artık adına ne derseniz ve boşnak golcümüz Edince Koruzgares'te diyor haberde 2 saat haberde yani 2 saat boyunca oyalıyor şöyle oldu böyle oldu falan filan diye en sonunda da devam ediyor şimdi ısınma kore kuvvet dayanıklılık çalışmaları yapıldı yani ilk salon antrenmanları sonra saha antrenmanları ve Edin Dzeko'dan Resital diyor. Genç futbolcular da kıyasaya formül rekabetinin içine gir, işine hani bu işin içine girdiler. Özellikle çift maçta kıran kırana geçiyor. Edin Dzeko. çalışma azmiyle aslında gençlere de örnek oluyor. Ve milli takımlardaki oyuncular da çarşamba ve perşembe günden itibaren takıma katılacak. Bilgim dahilinde ee, en son bizim Türk oyuncular katılacak. Gerisi daha önce katılacak ama Yine de tam emin değilim. Kestiremiyorum. Fenerbahçe'de Ryan Kent için son karar. Şimdi Ryan Kent Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Şu ana kadar bekleneni veremedi. Bence bekleneni veremedi değil. Şu ana kadar bence oynatılmadı. Ya bir oyuncunun bekleneni vermesi için ben hep ne derim arkadaşlar? 450 dakika oynasın öyle yorum yapayım. 450 dakika oynasın öyle yorum yapayım. Hep bunu söylerim değil mi? Yani 450 dakika futbolcuyu görmeden yorum yapmam. Peki Kent ne kadar oynadı Fenerbahçe'de biliyor musunuz? 560 dakika. Yani benim sistemimden 110 dakika fazla oynadı. Ancak çok kopuk kopuk oynadı. Yani Süper Lig'de 7 maça çıkmış 134 dakika. Bu ne demek? Yani 5'er dakika 10'ar dakika 5'er dakika 10'ar dakika demek. Ya da 20'şer dakika 30'ar dakika 5'er dakika. Konferans liginde 4 maçta 312 maç hemen hemen Konferans liginde 4 maçın tamamında oynamış. Bir asisti var. Elemelerde 110 dakika, 114 dakika oynamış 3 maçta bir gol bir asisti var. Hani şöyle bir şey var. benim hep söylediğim bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor diye. Sanki kent olmadı. Ama şu da bir gerçek. Piyasa değeri 8 milyon euro. İngiltere milli takımının alt yaş kategorilerinde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani öyle kolay yabana atılacak bir futbolcu değil. Açıkçası. Hani elden kaçırsan üzüleceğin bir futbolcu mu? Üzüleceğin bir futbolcu. İsmail Kartal da bunu bilerek diyor ki yani ben e, satılması taraftarı değilim. Tabi satılırsa da ne ala. Şimdi düşünsene mesela bir 7 milyon euroya satıldığını düşün kentin. Fenerbahçe kasasına var ya, deli para girmiş olur. Ama e, oynama garantisiyle kiralayalım diyor. Bunu da son günlerde sıkça söylüyoruz arkadaşlar. Artık gına geldi. E, büyük ihtimal yani %99.9 gidecek. Kiralık gidecek arkadaşlar. Miha eski takımı. Empoli talip oldu arkadaşlar. Miha için. E, ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de hani kiralık olarak almak istiyorlarmış. Aslında kiralık seçenek futbolcular için bazen çok mantıklı olabiliyor. Çünkü kirada kendini göstermek bazı futbolcular için daha kolay oluyor. Evet, Zeiss, Trabzonspor, Adana Demirspor maçlarında oynadı. Taraftar beğenmedi. İtalya yolları gözüktü. E, alınan bilgilere göre Empoli Zayt'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmiş. 2019'da 3,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye sattı. Bu kez kiralık olarak kadroya alma düşüncesi var. İsmail Kartal bile sırt çevirdi. Bu sezon 12 maç 748 dakika. 2 gol, düşük performans. Yani İsmail Kartal'a bile sırt çevirdi. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu cümlemden dolayı benimle tartışabilirsiniz. Canlı sağ olsun. Zayt oynayacağına altyapıdan Ahmed'i çıkartalım, İsmail'i çıkartalım, Mehmet'i çıkartalım o oynasın. Hocam sen normalde motivasyon konuşması yapardın. Sezon devam ederken aman futbolcumuza sahip çıkalım şöyle böyle. Ben yine aynı moddayım. Ama transfer dönemi de yaklaşıyor. Artık kiminle görüşüyorsa, menajeri kime kitliyorsa kitlesin. Ben yani Zayt'sı Fenerbahçe kariyeri bitti benim için ya. Açık söyleyeyim. Ben hani Zayt'sın Fenerbahçe kariyerini bitirdiğini düşünüyorum. Bak aslına bakarsanız benim için desteklememe rağmen bence Samet Akaydın e da Fenerbahçe kariyeri bitti. Ben desteklememe rağmen Samet'in de kariyeri bitti. Batu da bence Fenerbahçe kariyeri bitti. Yani açık söyleyeyim. Kent kiralık Zayt Spon servisiyle ya da artık satın alma opsiyonu kiralık Samet Akaydın ve Batu Şuay'ın ben Fenerbahçe kariyerlerinin bittiğini düşünüyorum. Gitmelerinin daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. O sayı için Premier Lig'de sıkı takip diyor. Ee, İsmail Kartal'ın en beğendiği oyunculardan biri. Premier Lig ekiplerinin de radarına girdi. Arkadaşlar Premier Lig ekiplerinin radarına girmesinin bir sebebi var. Sebebi şu Nijerya milli takımda oynaması. Premier Lig'de bazı e, takımlar Nijerya milli takımının fetişizmini taşıyor. Böyle çok seviyorlar Nijerya milli takımındaki oyuncuları. O sayede İngiltere'de oynayıp oranın iklimini, havasını bilip Nijerya milli takımına da seçilince şimdi ampul gibi parlıyor. Bakın bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla alkışlar alıyor. Yaptığı bir açıklama İngiltere Premier Ligi çok istediğini söylemişti. Premier Lig ekiplerinin gözdesi 25 yaşında Everton, Fulham, West Ham United takipte. Bu sezon 18 maç 2 gol 3 asistten oynadı. Her zaman söylediğimi yine söylüyorum. Bir futbolcu değerini bulduysa tekmeyi vur. Allah sizde gönder gitsin. Değerini bulan futbolcuyu göndermiyorsan başına iş alırsın. Çok ciddi iş alırsın. Değerini bulmuş futbolcu. Gönder gitsin. Alekta movik movik. Gönder. Hiç affetme. Gönder gitsin ya. Ya değerini bulmuş. Hani bunun bir tık ötesi yok. Bitti. Gönder. Karışma sana ne. Bak yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. O sahip 15'i buldu mu? Sat. Zayt 2, 3, 1, 1,5, 2, 2,5, 2, 2, 25. Sat. Hatta ben Fenerbahçe'nin yanında Beşiktaş'a kitlerim. Çok istiyorlardı. Kitle gitsin. Yapabiliyorsan. Onlar sana Tolga Yarslan'ı kitlemişti mesela. Sen de almıştın. Bak demişken bak şu dev talip Inter. Evet yanlış duymadınız. Inter mi çiva şu aynen ilgileniyormuş arkadaşlar. İtalya'dan sürpriz transfer iddiası. Ee, sevindirici bir iddia. İtalyan masını Romero, Lukaku'ya, Lukaku'yu Roma'ya gönderdiği için pişman olan Inter'in uygun maliyet sebebiyle Batshuayi'yi istediğini yazdı. Bençikanlı'nın Notaro'yu da tamamlayabilecek bir forvet olduğu vurgulandı. Bu sezon Fenerbahçe'de geri planda kaldı ve yönetim karar değiştirdi. Sezon başında önemli teklifleri kabul etmemek gibi bir hata yapan yönetim, bu şimdi de bu noktaya geldi. Ben şunu da söyleyip, ben Fenerbahçe yönetimine hani özellikle Ali Koç'a şunu söyleyeyim. Sen o kadar etmezsin dediği Abdülkerim Bardakçı o kadar ediyormuş değil mi? Yani o kadar etmezsin cümlesi hoş bir cümle değil. Bazen ölüyü diriltir bu cümle. Neyse. Lukaku krizi çözülemiyor diyor İtalya'daki haberde. İhanetlerle biten yoğun bir aşk olduğu yerini yavaş yavaş Marcos Turam alıyor. Ancak Fenerbahçe'nin forveti Michi Bacuay'ı Inter adlı için bir fikir olabilir. Lutaro'nun alternatifi Marcus Turan Ancak diğer alternatif isimler Arnavutovic ve Sanchez takıma bir garanti vermiyor. Bu boşluğu kapatmak için de bir çalışma var. Pazar araştırması yapılıyor. Değerlendirilen profil Belçika'nın 6. jenerasyon kadrosundan Michy Batshuayi. Son zamanlarda biraz kayıp yaşayan ancak halen genç sayılan ve her zaman gol katkısı verebilen Chelsea'de ve Belçika milli takımında Romelu Lukaku'nun bir kopyası gibi tamamlayıcısı görülen bir forvet oyuncusu. İnternet ihtiyaç duyulan eksikliğini tamamlaması için düşük maliyetli ve kaliteli bir çözüm olarak görülüyor demiş. 15 maç 4 gol 3 asist. Sezon başında benimle tartışan arkadaşlar herhalde pişman olmuşlardır. Onlara da aynı cümleyi kuruyorlardır. Hocam 3'e 5'e bakmadan gönderelim diye. Çünkü yıllık ücreti 3 milyon euro. Valla Batuay'ı gider diye düşünüyorum. Ama nereye gider? Hiç orasını düşünemiyorum. Tadik'ten Fenerbahçe'yi transfer asisti Marco Grujic. 6-8 oynayacak bir isim arayan Fenerbahçe'nin gündemine Porto'dan Marco Grujic geldi. Dusan Tadić'in vatandaşı için yönetime olumlu bir referans verdi. öğrenildi. Fenerbahçe'de hedef Marco Grujic. Tı 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 böyle. Hem Crespo hem de Mihajlović'tan beklediği katkıyı alamıyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Crespo'dan katkı alındığını düşünüyorum. Hani Crespo neyse o katkıyı veriyor bence. Bana sorarsanız. Bence Crespo bekleneni veriyor. Ama Zayt için aynı şeyi söyleyemem. Orta alana mutlaka bir takviye peşinde. İsmail Kartal da gündemine yeni bir ismi aldı. Marko Grujic. Tadiş'ten olumlu referans geldi. 6-8 pozisyonlarında görev alan Grujic. Sırbistan Birliği takımında Tadiş'le birlikte forma görüyor. Bu sezon Porta'da beklediği süreleri alamadı. Yaşı 27. Eğer şu haberi okumasam sorsanız 31-32 derdim. Sadece 5 maçta 232 dakika görev alabilmiş. Geçtiğimiz yıl 9 milyon euro karşılığında Liverpool'dan bon servisi alındı. Takımdan ayrılma kararı verdi. Bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Arkadaşlar bu tip transferlerde çok büyük risk. Yani her şeye gebe. Hani orada tutmadı da sende mi tutacak? Diyebilirsiniz. Yani. E, 2026'ya kadar sözleşmesi var. Her tabellen Cardiff City Kızıl oynamış. 2016'da Kızıl Yıldız'dan 6 milyon euroya Liverpool'a gitmiş. Ve... Bir türlü Vettel'e çıkışı yapamamış. Çok gönlü bir oyuncu. 1.91 boyunda olmasına rağmen top tekniğiyle yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. de 10 numara pozisyonda görev alabiliyor. Fenerbahçe girişimlere başlayacak diyor. Marco Grujic 9 milyon euro transfer market değeri var. Ruf menajerlik şirketinin oyuncusu. Genelde bunlar bize futbolcu vermez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok da ümitlenmeyin. Ön libero 8-10 oynayabilen bir isim. 20 milyon euroları görmüş zamanında. Hani e, Porto aldı almasına ancak oyuncunun şöyle bir özelliği var. Şimdi, şimdi haberde çok eksik anlatmış. Kızıl Yıldız 2016'da Liverpool'a 7 milyon euroya veriyor. Ancak Liverpool 1 milyon euro kiralama bedeli alıp oyuncuyu altı aylığına tekrar Kızıl Yıldız'a kiralıyor. Oyuncu Kızıl Yıldız'da yükseliyor. Sonra Liverpool'a geliyor. Bir buçuk sene Liverpool'da oynadıktan sonra Cardiff City'ye kiralık geri geliyor. Geri geldikten sonra Hertha Berlin'e kiralıyor. 1 milyon euro kiralama bedeli ve Hertha Berlin'de altın sezonunu yaşıyor. 5 milyon euro transfer market değeri varken Hertha Berlin'de 20'ye çıkıyor. Sonra Hertha Berlin bir sezon daha kira alıyor. 2 milyon euro verip. Bakın 1 milyon euro verip kiralamıştı. 2 milyon euro daha verip bir sezon daha kira alıyor. 14,5 milyon euroya kadar geriliyor transfer market değeri. Geri gönderiyorlar Liverpool'a. Liverpool, Liverpool Porto'ya 6 Ekim 2020'de kiralık gönderiyor. Sezon bittiğinde 14.5 piyasa değeri 15'e yükseliyor. Porto bir sezon daha kira alıyor. 1 milyon euro verip. Bu sezonda yani o sezonda 12'ye düşüyor. 1 Temmuz 2022'de de Porto 9 milyon euro verip futbolcuyu satın alıyor. Yani oyuncunun kiralık performansı satın alma performansından daha yüksek. Eğer böyle bir transfer yapacaksak bile futbolcuyu kiralık almalıyız. Zaten şunu da söyleyeyim. Bizim hep es geçtiğimiz, atladığımız konu şu. 3 yerli kuralı. Mecbur 3 tane yerli oynayacaksın. Bugün bak Abdülkerim Vardakçı mesela ben videonun başında da söyledim. Bugün Galatasaray için 10 milyon euro çok büyük paradır. 10 milyon euro teklif gelse satamazlar. Abdülkerim'e. Satamazlar. Bak satam, satmazlar demiyorum. Satamazlar. Abdülkerim giderse Galatasaray'ın bütün her şeyi dağılır. Kaan Ayhan'ı stopere koymak zorunda ya da Kazım Can'ı sol beke koymak zorunda ikisinden de memnun değiller. E, Kerem Aktürkoğlu saç baş Dün Milli takım maçında da saç baş yoldurdu. 3 tane Türk oynatman lazım. Mustera'yı zaten kesemezsin. Sakaboy'u kesersin. FETÖ'cü ilan edilirsin. Davinson Sanchez'i kesemezsin. FETÖ'cü ilan edilirsin yine. İçkardı'yı kesemezsin. Torreira'yı kesemezsin. Bak kaç etti? 5 etti. Zaha'ya para verdin. Tete'ye para verdin. Ziyeçke para verdin. Mecbur bunlardan birinin ikisini mecbur oynatacaksın. Hani Oliveira'nın şunu bunu geçtim. Hadi Oliveira o kadar Portekizlilere küfür ettikten sonra o kan, Buruk hala orada kalıyorsa zaten her şeye razıdır. O da sıkıntı olmaz da. Nelson'u saymıyorum. Nelson Sanchez oynatacak olsan zaten 2. Bir kanat 3. Kaleci 4. Sol bekte Kazım Can'dan falan. İşte Caner Erkin'i düşünüyorlarmış. Keşke alsalar da orası bir yalama olsa. Bir otoban olsa orası. Keşke bir Caner Erkin becerseler alsalar. Bir de Angelina'ya mecbur para verecekler. Yani şu anda Galatasaray'ın aslında bak şunu söyleyeyim ee, korkmaları da lazım. Fenerbahçe taraftarı dünden beri çok beğendi Abdülkerim'i. Bizim maşallah dediğimiz 3 aydan fazla sakatlanıyor. Ben yani söyleyeyim asıl şimdi korkmaları lazım. Bir Abdülkerim'i satamazlar ama Fenerbahçe satabilir. Fenerbahçe bir perdi devre arasında 40'a satabilir mesela 40 milyon euro gelse. Niye? Osterwold'e çek oynat. Sol beke bir tane de Türkizm alırsın. Sağda olsa o mert müldür diyorsun zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ha biz de İsmail Kart İsmail Yüksel'i satamadık. Çünkü mecbur orada Türk oynatalım diye. Durum bu. Bizim bir Çağatay kuru kalıp vardı aklıma geldi. İskenderun Spor'da kiralık. Çocuk 21 yaşına geldi inceden inceden. Alt ligde oynuyor. TFF 2. ligde. 12 maçta 2 asisti var. Çok ofansif bir bekti. E, sezon sonu geri dönecek. 2025'e kadar bizimle sözleşmesi var. Hani 12 maç 2 asist 853 dakika. Öyle bir isim de olabilir ama zannetmiyorum. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Hedefler bunlar ama sonuçlar nasıl olacak bilmiyorum. Şunu da belirteyim. Milli maç arasında Fenerbahçe'ye bazı şoklar var. Nedir o şoklar? Ferdi Kadıoğlu. Dün şahane oynadı. Kesinlikle resmi teklif alacak. Hem de şimdiden. İsmail Yüksek ve e, İrfan Can Kahve Kahveci. Farkında mısınız bilmiyorum. Hiç göze batmıyorlar. Biraz daha batmamaları iyi diyorsunuz ama hem İsmail için hem İrfan için de çok ciddi talipler var. Aynı zamanda Simanski. Simanski'nin hocam son zamanlarda performansı düştü. Simanski'nin performansı performansı düşmedi. Simanski göze öyle bir battı ki transfer söylentileriyle kafası karıştı çocuğu. Ve mesela Fred, Ciko hala bunlar takımla çalışmalara başlamadı. En geç ne zaman başlamaları lazım biliyor musunuz? En geç salı günü başlamaları lazım. Takımla çalışmalara ya da çarşamba günü. Eğer çarşamba günü takımla çalışmalara başlamazlarsa size söylüyorum iki tane şok ikisi de oynayamaz Karagümrük maçında. Ama ben başlayacaklarını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Şu an çok ciddi bir güçlendirme çalışması var. Aynı zamanda Cengiz Ünder idman fotoğraflarında Cengiz Ünder'i arayın arkadaşlar. Takımla çalışmalarda belki bulamazsınız ama salon çalışmasında bulursunuz. Cengiz'e çok fazla yükleme yapılıyor. Cengiz'in pazar günü maçımız olduğunu düşünürsek pazar zaten itman olmaz. Cumartesi sonra itman. Cuma ondan bir önceki itman. Perşembe günü salonu bırakması lazım. Cuma cumartesi takımla çalışabilir. Böyle bir borsa var. Ve mesela Ceko kaldı. Çok güzel. tadiç inşallah sakatlanmadan şu şu bu olmadan gelir gelir takıma. Aynı şekilde Osa'yı. Bunların da bugün son maçı var diye biliyorum ama bir maçları daha olabilir. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Transfer çalışmalarımız sürüyor tad içinde bu önerisi bana mantıklı gelmedi açıkçası. Hani sen ne yaptın tad iç diyenler derim. Çünkü oyuncu kiralıkken daha iyi oynamış. Satın almanın bir mantığı yok açıkçası. Ama eğer böyle bir öneri varsa birincisi takımı sahipleniyordur. İkincisi de e, illa ki o da söylemiştir kiralık alın diye hatırlıyor musunuz? Advokat da Lens için aynısını söylemişti. Sakın bon servisini almayın demişti. <laughs> Beşiktaş'ta arkadaşlar milletin gözü yaşlı Lens artık Beşiktaşlı diyerek kendi çaplarında 0-7 yaş grubu esprilerini yapmışlardı ama şimdi bugün tarihi geri döndürsek eminim hiçbir Beşiktaşlı lensi istemez. Yani hiçbir Beşiktaşlı Jormain lensi takımında istemez diye düşünüyorum. Çünkü kaybı çok büyük oldu. Ha benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Ha bu arada Çağatay Kuru mı falan gelme ihtimali yok. Muhtemelen aklınıza takılır sorarsınız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece aklıma takıldığı için 2 dakika baktım. Bak şu an için Inter Inter değil de Premier Lig'in alt sıralarındaki bir takımın 8 ila 7 milyon euro arasında bir teklif yapacağı iddiaları var. Bendeki şeyde. Ama bakalım nasıl olacak. Hayırlısı. Görüşmek üzere dostlar.